Demir çelik sektöründe deneyimli ve tescilli bir marka olan Saygın Demir, metal yetkilisi Demir Saygın sizlerle. Merhabalar değerli izleyicilerimiz, sizleri sektörün önce isimleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda yanımda Saygın Metal'in kurucusu Deniz Saygın Bey ile birlikteyim. İlk önce kendilerini tanıyalım, ardından işi hakkında bilgiler edinelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. Ben 1974 Samsun doğumluyum. Eğitimimi Samsun'da tamamladım. 1990'da İstanbul'a yerleştim. Ve o dönemden beri İstanbul'da yaşıyorum. Deniz Bey, bu sektöre nasıl dahil oldunuz? Hikaye nasıl başladı? Daha çok arkadaşlarımın vasıtasıyla tanıştım. Yani sektörü tanıdım. Ve gerçekten ilgimi çeken ve bir şeyler üretebildiğimiz bir sektör olduğu için devam etmek kararı aldık. Bu şekilde. Deniz Bey, hizmet çeşitlerinizi dinleyebilir miyiz sizden? Şimdi iletişim kurduğumuz, anlaşma sağladığımız firmalarla, kurumlarla şantiye alanında en küçük kaynak işlerinden en büyük çelik konstrüksiyonuna kadar her türlü hizmeti vermekteyiz. Örnek verecek olursak işte okullar, sinema salonları, huzur evleri, spor salonları, hastaneler bu tarzda kurumların yapılanmasına hizmet veriyoruz. Hizmet önemli olduğu kadar aynı zamanda ürünlerin kalitesi de bir o kadar evet. Önemli. Evet. Ki şöyle söyleyeyim size, bir şantiye alanına girdiğimizde düşünün en küçük metal yapıdan en yoğun şeye kadar bütün konularda hizmet veriyoruz. Bunun arasında işte düşünün çevre korkuluklarından konferans salonlarına kadar, sahnelerine kadar her türlü konuda hizmet veriyoruz. Deniz Bey, şu anda hangi bölgelere kadar hizmet veriyorsunuz? Türkiye'nin her bölgesinde projeleri uygulayabiliyoruz. Bunun dışında zaman zaman geçmişte de yaptığımız gibi yurt dışı projeleri de yapmaktayız. Daha çok müşteri kitlenizi kimler oluşturuyor Deniz Bey? Daha çok taahhüt işleri, yani devlet ve o tarzda taahhüt işleri oluşturuyor. Güzel. Önemli bir soru. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir şantiyeye girdiğimizde, bir işi kabul ettiğimizde o şantiye ile ilgili bütün sorunlara bir şekilde çözüm bulabiliyoruz. Yapısal çözüm bulabiliyoruz ki işimizi iyi biliyoruz özellikle şantiye konusunda. İkinci bir uygulamaya gerek duymamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bize hizmet aşamalarından ve hizmet sürelerinden bahseder misiniz? Şimdi elimize bir proje geldiğinde bunu ARGE çalışmasını titizlikle yapıyoruz. Bununla ilgili arkadaşlarla öngörüde veya çalışmasını yapıyoruz. Proje başlangıçta projesi varsa projenin ARGE çalışması, incelenmesi, detaylandırılması, işte malzeme detayından sürecine kadar bütün ihtiyaçların bir şekilde projeden çıkarılmasıyla başlıyor. Daha sonra işte süreçleri belirleniyor, uygun ekipman belirleniyor, taahhütler veriliyor, anlaşma imzalanıyor ve başlanıp o taahhütlere uymak için o süreç yaşanıyor. Deniz Bey, projeleriniz dışında verdiğiniz diğer hizmetler nelerdir? Şöyle anlatayım, projesi olmayan yapı veya bir talepte sahaya gidip ilgili arkadaşlarla, son kullanıcılarla kullanım amacına uygun o projenin şekillendirilmesi, projelendirilmesi, daha sonrasında projenin götürülüp ek bir istek veya ek bir talepte bulunma olasılığına karşı müşteriyle görüşülüp son karar verildikten sonra nihayetinde projeye başlayıp anahtar teslimi teslim edebiliyoruz. Aynı zamanda ek çalışmalar da gerçekleştiriyorsunuz. Çok güzel. Peki geleceğe yönelik planlarınız geleceğe var mı? Geleceğe yönelik şöyle söyleyeyim size, yurt dışına daha fazla açılmak için çeşitli girişimlerimiz var. Fiyat teklifleri verdik. Onların beklentisi var. Onun dışında daha çok yurt dışına, yani ülkemiz için yurt dışına açılıp daha güzel işler çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Daha güzel tanıtmak istiyorsunuz. Çok güzel. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Piyasamızda sektörümüzün en iyisi olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için bütün çabayı harcıyoruz. Özellikle teknolojiyi yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü çok hızlı değişiyor teknoloji. Yani bu. Çok güzel. Vermiş olduğunuz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Deniz Bey ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sizleri farklı sektörlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.